Canlarım selam. 60 günlük geometri kampımızın 59. gününe hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Analitik geometri efishinado testi ile 60 günlük geometri kampımızın noktasını koyuyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir kamp serüveni oldu benim için. Yani geometriyi böyle A'dan Z'ye istediğim kadar örnekle böyle içime sine sine Hani böyle işte 200 sayfa olsun, 250 olsun, 270 olsun. Aman 300'ü geçmesin. Aman öyle olur, aman böyle olur demeden 360 sayfalık bir geometrik külliyatıydı arkadaşlar. Gerçekten çok öğreticiydi. Her adımında çok keyif aldım ve artık sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Bu Tuğlan'ın arkadaşlar. 354. sayfasını açıyorsunuz. 354, 355 ve 356'yı bu videoda halledeceğim. 357, 358, 359 ve 360 yani son sayfayı da bir sonraki videoda halledeceğim. Ve arkadaşlar, analitik geometri ile beraber geometri kampımız noktalanmış olacak. Dediğim gibi yani çok güzel bir kamptı. Çok keyifliydi. Hani geometriye sadece şunu söylemek istiyorum. Geometri kardeşim sen, sen nasıl bir kralsın? Sadece sana bunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar çok güzel sorular çözeceğiz. Bugün de yani 59. günde de 60. günde de çok tatlı çok sevecen sorular çözeceğiz. Beni pür dikkat dinliyorsunuz. Kuvvetli başladığımız, güzel başladığımız, keyifli keyifli başladığımız bu kampı güzel bir şekilde noktalıyoruz. Tabii ki bu bir veda gibi bir şey ama çok da bir veda değil arkadaşlar biliyorsunuz ee, yani sizinle bir kampta buluşamasak bile hayallerde kavuşacağız diyorum <laughs> ve dersime başlıyorum hadi gel bakalım. Şimdi canlarım şimdi 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 birinci soruyla başlıyorum hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim birinci soruyla başlıyor ne başlıyor? Geometri full tekrarın son dersi başlıyor bu mikrofonumuzun mikro mikrofonumuz niye burada duruyor Evet başlıyoruz arkadaşlar hadi bakalım şimdi birinci soru ne diyor bakalım okuyalım şekil bir de şe yukarıdaki şekil şekil bir falan yazmıyor ya yukarıdaki şekil bir kenarı 12 birim olan 5 tane kareden oluşmuştur. Şekil D doğrusu boyunca katlandığında A noktası orijine geliyor. Buna göre D doğrusunun BC'yi kestiği BC doğru parçasını kestiği noktanın koordinatları toplamı. Yani şuradaki şunu birazcık koyultayım. Şuradaki arkadaşlar siyah nokta var ya şu siyah nokta. Şu kırmızı nokta ile gösterdim şimdi. Bu noktanın koordinatları toplamını soruyor. Şimdi ne yapabiliriz bir bakalım. Öncelikle arkadaşlar bir kenarı 12 birim olan 5 tane kareden oluştuğunu söylüyor. Demek ki bakın burası 12 birim, burası 12 birim, aynı şekilde 12 birim, aynı şekilde 12 birim ve 12 birim olarak yazabilirim buraya. Şimdi bakın bunu böyle katladığım zaman katladığım zaman A noktası orijine geliyormuş. A noktası orijine geliyorsa arkadaşlar tam olarak şurası bu noktada simetrik demek. Yani şuranın 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde A noktası katlandığında bu orijine geliyorsa yani burası A üssü oluyorsa demek ki şurayı birleştirdiğimiz zaman da bir simetri olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla bakın aslında bu bir simetridir. Yani A ile şuraya ee, ne diyeyim ee, D noktası diyeyim A ile D noktası ile AD arasındaki mesafe ile DA üstü arasındaki mesafe katlamadan dolayı eşit olmalı ve burada farkındaysanız ne oldu bir ikizkenar üçgen oldu değil mi ikizkenar bir üçgen geldi ikizkenar üçgen neden çünkü bakın hemen göstereyim size şöyle bir üçgen var bakın bu üçgene dikkat etmenizi istiyorum dikten gelen tabanı iki eşit parçaya bölmüş daki hatırlayın hemen daki deki dikilik var. Ve kenar ortay var. Demek ki açı ortay var. Şunları sileyim şöyle. Açı ortay var. Yani şurası şöyle açı ortay olmak zorunda. Şu şekilde bir. İkincisi 24 ise buranın 24 olması lazım. Bu da 2. Şimdi arkadaşlar bir de şuradaki mesafeyi x dersem buranın tamamı 24 artı x olduğu için burasının da 24 artı x olması lazım. O zaman şurayı sileyim. Buraya da ne yazayım? 12 eksi x yazayım. Şimdi bu da güzel bir üçgen oluştu. Bu üçgene dikkat çekmek istiyorum sizlere. Bakın şurada şöyle bir üçgen oluştu. Bu üçgenin 90'ın karşısı 24 artı x. Bir dik kenarı 12 eksi x. Diğer dik kenarı da gördüğünüz gibi 12 artı 12'den kaç? 24. O üçgeni hemen şuraya sizlerle beraber resmedelim. Şöyle ters duran bir dik üçgen var. Şurası 90 derece. Şurası arkadaşlar 12 eksi x. Şurası 24 artı x. Şurası da 24. Sanırım x yerine 2 yazınca uyar. Çünkü x yerine 2 yazarsanız ne olur arkadaşlar? x yerine 2 yazınca yukarı taraf şurası 10 yapar. Burası 24 yapar. Burası 26. 5, 12, 13 üçgeninin 2 katı var burada. 5, 12, 13 üçgeninin 2 katı olduğundan mütevellit x'in 2 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi x 2 ise arkadaşlar şuraya gelin biz 2 yazalım. Buraya 2 yazdıktan sonra şuraya da 10 yazalım. Yazalım. Tamam yazalım. Ondan sonra cıma. Bakın. Şimdi burada güzel bir şey var. Z kuralından şu noktalı açayım yukarıdaki şu okla gösterdiğim şu noktalı açı var ya arkadaşlar. Bu noktalı açıyı Z kuralından dolayı buraya taşıyabilirim. O zaman bakın burada bir ikizkenar üçgen oluştu. İkizkenar üçgenin kenarlarını göstereyim size. Bir kenarı gördüğünüz gibi burada. Diğer kenarı da gördüğünüz gibi burada. İkiz kenar üçgenden dolayı noktalının karşısı 24 artı x'i. E 24 artı x de artık 24 artı x yazmayalım. Ayıp yani 26 yazalım. Burası 26 ise buranın tamamı 26. O zaman burası 12, burası 12 olduğuna göre buraya da 2 kalır mı? Kalır. Güzel. Bunu da hallettik. Peki başka ne yapabiliriz? Bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Önce B noktasına bir bakalım. Şimdi B noktasının yerden yüksekliğini bilmiyorum ama... B noktasının soldan gelişini biliyorum. Bakın 12 birim CO'nun 12 olduğunu biliyorsan bak. CO 12 ise demek ki B noktasının absisi de eksi 12 olmak zorundadır. Çünkü sola 12 birim gelmiş. Absisimiz eksi 12. Ordinata baktığımız zaman ordinat için şu yeşille gösterdiğim uzunluğu bulmamız lazım arkadaşlar. Bu uzunluğu bulursak B'nin ordinatını da buluyoruz. Peki şimdi bir kere bakın. 12, 12. O zaman şu uzunluk orta taban olacak. 10 ise 5 oldu. E tamamı 12 olduğuna göre buraya kaç kaldı? 7 kaldı. Şimdi buranın tamamı 26 olduğuna göre şuranın tamamı da 13 olacak yine orta taban. 7 ise buraya ne kaldı? 6 kaldı. Bakın bir kelebekte şurada yapacağız. Yolunuz bayağı sağlam soruymuş ha. Kelebeği gösteriyorum size. Dikkat ederseniz kelebeği size pembeyle çiziyorum arkadaşlar. Kelebekte gördüğünüz gibi 2'ye 6 oranı var. Yukarı taraf 2 aşağı taraf 6. Yani 1 bölü 3 oranı var. Demek ki arkadaşlar şuraya K dersek şuraya 3K dememiz gerekir. E o zaman oradaki 4K uzunluğu 12'ye karenin bir kenarına eşitse K buradan 3 yapar. E o zaman 3 ise şuranın komple hepsinin 9 yaptığını söyleyebilirim. Buranın 9 şuranın da 12 olduğunu biliyorum. 9 artı 12'den B'nin ordinatının 21 olduğunu söyleyebilirim. Bize absisle ordinatın toplamını soruyor eksi 12 artı 21'den sorumuzun cevabı 9 yapacak. Yani D şıkkı yalnız bayağı sağlam soruymuş. İkinci soru birinci soruya göre biraz daha usturuplu biraz daha böyle insani bir soru. 8 birim vermiş AB'yi AC'yi 6 birim vermiş. A noktasını 3 kök 2'ye 0 vermiş. O zaman burası 3 kök 2 olacak. Bize sorulan ne? BP uzunluğu kaçtır? BP. Tamam. Şimdi biz BP'ye bulmak istediğimiz şey X diyelim. BP diye benzinlik vardı değil mi ya? Bulmak istediğimiz şey X diyelim. Bulmak istediğimiz şey X dersek şuranın 10-X olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü tamamı 11'im. Değil mi? Peki. Şimdi 3 kök 2 ise burası 3 kök 2. Pisagordan dolayı. Buraya A deyin mesela. 6'nın karesi 36 eşittir. 3 kök 2'nin karesi 18 artı x A kareden. Karşı tarafa atarsam A kare eşittir. 18 A buradan 3 kök 2 çıkar. Yani şuradaki A dediğimiz yer şurası da 3 kök 2 olacak. Şöyle. 3 kök 2. O zaman burası 90 45 45 üçgeni imiş aslında. şuraya 45. O zaman buranın da 45 olması gerekiyor. İşte iç açı ortay teoreminden soruyu çözeceğiz. Bakın şuradaki üçgende İç açı ortay teoremini uygularsak 8'in x oranı 8 bölü x eşittir. 6'nın 10 eksi x oranı 6 bölü 10 eksi x. Şimdi 2'ye böldüm 3 yaptı. 2'ye böldüm 4 yaptı. İçler dışlardan 40 eksi 4 tane x eşittir. 3 tane x'e. Buradan 7 tane x eşittir. 40 yapar. x buradan 40 bölü 7 yani b şıkkı yapacaktır. Geldim buraya. Soru 3, soru 3. Ne diyor? Şekildeki dikdörtgenden 4 tanesi yukarıdaki gibi koordinat düzlemi üzerinde çizilmiştir. Yukarıdaki şekilde A 6'ya 4 olduğuna göre B noktasının orijine uzaklığı kaç birimdir? Hmm. B'nin orijine uzaklığı kaç birimdir diyor. Şimdi arkadaşlar Şöyle bir şey yapalım bakın. A noktasının yerden yüksekliğine bir bakalım. A 6'ya 4'müş. Demek ki arkadaşlar şuranın 4 birim olduğunu, buranın da şöylece 6 olduğunu söyleyebilirim. Buraya x diyelim. Tamam mı? O zaman burası 4. Şimdi burası da x. O zaman bakın dikkat ederseniz burasına şurasına şöyle x dediğimize göre şuraya da 4 dediğimize göre aslında biz bunun uzun kenarına x artı 4 dedik. Kısa kenarına da x dedik. O zaman şurası x artı 4. O zaman bakın x artı 4 ile x'in toplamı 2x artı 4 kaça eşit oldu? 6'ya. 2x artı 4 6 ise 2x buradan 2'ye eşit oldu. x kaça eşit oldu? 1'e. x kaçmış arkadaşlar? 1'miş. x 1 ise şuraları temizleyelim. Şuraya 1 yazalım. Şuraya 1 yazalım. Şuraya 1 yazalım. 4 artı 1 5 o zaman şuraya 5 yazalım. Şimdi B noktasına bakalım arkadaşlar. B noktasının uzaklığı diyor. B noktasının şöyle yerden yüksekliğine bakalım. Şimdi bak burası 5 bir birim. Burası ee, 5 birim. Çünkü biz buna x artı 4 demiştik ya. x'i 1 bulduğumuza göre aslında bunun uzun kenarını 5 bulduk. Kısa da 1 bulduk. Doğru mu arkadaşlar? Peki. Dikkat ederseniz yatayda ne kadar gittik? Hesaplayalım. Yatayda ne kadar gittik? Yatayda. Bakın. 1, 5 daha 6, 7, 12 gittik. Yatayda 12 gittik. Dikeyde ne gittik arkadaşlar? 4 gittik. 1 daha gittik. 5 gittik. Ee, şu uzunluğunda 1 olduğunu biliyorum. Ee, 3... 9 gittik burada da. Yani aslında burada bir üçgen var. 9, 12 zaten bize OB arasındaki mesafeyi sorduğu için bu hipotenüs 9, 12'den 15 olacak. Doğru cevabımız A şık. Yine Pisagor bir taraflarımızı kurtardı farkındaysanız. Dördüncü soruyla devam ediyorum. Koordinat düzleminde bir ucu A eksi 2'ye 0. Bir ucu Y ekseni üzerinde bulunan bir kalasın eğimi 9 bölü 2'dir. A noktasının ok, A noktası ok yönünde 11 ok yönünde 4 birim kaydırılırsa kalasın eğimi kaç olur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bu kalası bu kalası isterseniz şöyle resmedeyim ben size. Şöyle bir kalas var elimizde. Bu kalası arkadaşlar şöyle kaydıracakmışız. Çok güzel kaydırdım değil mi gerçekten yani daha güzel kaydıramazdım yani. Bu kalası arkadaşlar şöyle kaydıracakmışız bak. Bu kalası bu bizim kalasımız şöyle kaydıracağız. Kalasın boyunda herhangi bir değişiklik olmayacak. Kalas bize şöyle gelecek. Tamam mı? Şimdi ne kadar kaydırıyormuşuz? Ok yönünde 4 birim. Yani o zaman o zaman şu aradaki mesafe 4 birim. Yani şuraya A üssü dersem A üssü 6'ya 0 noktası olmuş olacak değil mi? Peki. Şimdi öncelikle şuna bir bakalım. Şurası 2. Tamam mı? Şuranın tamamına da 9 dememiz gerekiyor. Niye? Çünkü arkadaşlar eğimimiz 9 bölü 2 ise buraya alfa dersem tanjant alfanın 9 bölü 2 olması için karşısının 9 komşusunun 2 olması lazım. Komşusu zaten 2 demek ki karşısı da 9 olacak. Daha sonra biz bu kalasın boyunu şöyle hesaplayabiliriz. Kalasın boyu kb diyorum. Kalasın boyuna kb dersem Hatta kalasın boyuna niye KB diyorum ya? Kalasın boyuna X diyelim. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Burası 90 derece. X kare eşittir. 2'nin karesi artı 9'un karesi. Aynı X kare arkadaşlar şuna da eşit değil midir? Bakın. Şu uzunluğun şöylece tamamı 6'dır. 6'nın karesi artı şuradaki uzunluğun ne olduğunu bilmiyorum. Buraya da a diyeyim. O zaman a'nın karesi. Bunlar birbirlerine eşit olacaklar. 4 artı 81'den 85 eşittir. 36 artı a kare olacak. Buradan a kare eşittir. 49 olacak. a eşittir. Kaç olacak? 7. Yani şuradaki uzunluk 7'ymiş. Kalasın eğimi kaç olur diye soruyor. E burası alfa. Karşısı 7. Komşusu 6. O zaman eğimimiz 7 bölü 6. Yani 5 şıkkı olacak. Tamam mı? Beşinci soruyla devam ediyorum. K şehrinden M şehrine doğrusal bir yol üzerinde gitmek isteyen bir hareketli K 2'ye 6 şehrinden yola çıkıp yolun %30'unu gittikten sonra L noktasında mola veriyor. Yani yolun tamamına eğer 10x dersek %30'u 3x burası 7x de burasıymış arkadaşlar. K'nın 2'ye 6 olduğunu biliyorum. L'nin 5'e 0 olduğunu biliyorum. M noktasının koordinatları bakın. Artışlardan gireceğiz. 2'den 6'ya ne kadar artmış arkadaşlar? 2'den 6'ya 3 birim. 3 x'te 3 birim artış olmuş. O zaman 1 x'te 1 birim artış olur. Biz L'den itibaren 7 x gideceğiz. O zaman 7 x'te 7 birim artış olur. O zaman biz L'nin x'ini 7 arttırırsak M'nin x'ini buluruz. Yani 12. 7 artı 5'ten. Tamam mı? Şimdi 6'dan 0'a 3 xte 6 birimlik bir azalış olmuş. O zaman 1 xte 2 birimlik bir azalış olur. O zaman 7 xte 7 kere 2'den 14 birimlik bir azalış olur. Yani 0'dan 14 birim geri gideceğiz. O zaman buranın ordinatı m'nin ordinatı eksi 14 olacak arkadaşlar. Eksi 14'e artı 12 bunların koordinatlarını bize topla diyor. Bunun koordinatlarını da toplarsak arkadaşlar cevabımız eksi 14 artı 12'den eksi 2'ye eşit olur. Cevabımız e şıkkı olarak bulunacak. Geldim buraya. AB ve AB yayı. Uzunluğu 4 pi olan AB metal çubuğu bükülerek 45 santimlik çember yayı oluşturuluyor. Daha sonra bu çubuktan 4 tane kullanılarak bir tanesi 45 santimmiş. Yani şöyle düşünün. Şöyle merkezi birleştirdiğiniz zaman şurası 45'miş yani ondan bahsediyor. Bir tanesinin gördüğü merkez açı. Daha sonra bu çubuktan 4 tane kullanılarak bir ucu orijinde bir ucu da x80 üzerinde n noktasından bir köprü kemer yapılıyor. Buna göre m noktasının ordinatı kaçtır? Şimdi M noktasının ordinatını bulabilmek için arkadaşlar şu yüksekliği bulmak lazım. Bir tane merkez belirliyorum. Burası O merkezi olsun. O1 olsun. Orijinle karışmasın. Şurayı şöyle birleştirdiğim zaman bakın MN yayını gördüğü için bu açının 45 derece olduğunu. Burada 90 olduğu için buranın da 45 olduğunu biliyorum. Sonra bakın bu 4 pi. Aynı şekilde bu da 4 pi. Aynı şekilde bu da 4 pi. Aynı şekilde bu da 4 pi. Tamam mı? Yani toplam uzunluk 16 pi. Peki nasıl bulunur bu 16 pi? 2 çarpı pi çarpı yarı çapına r dersek r bölü 2. Niye bölü 2? Çünkü arkadaşlar yarım çember. Bunlar birbirini götürdü. Bunlar da birbirini götürdü. R 16 çıktı. Yani şurası yarı çap 16'ymış. 16 ise 16 bölü kök 2'den burası 8 kök 2. Aynı şekilde burası da 8 kök 2 olur. Bize m'nin yüksekliğini soruyordu. Yani cevabımız 8 kök 2. B şıkkı olacak. Evet 7. soru. 7. soruda çok güzel sorulardan, tatlı sorulardan arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki şekilde ABC'de dikdörtgeni EF boyunca katlandığında D noktası şekil 2'deki gibi orijine geliyor. D noktası orijine geliyor. Tamam. Yani şu O ile D çakışıyormuş şöyle. Evet. Ee, noktalar vermiş bize. Ne vermiş? D noktasını 16'ya 8 vermiş. D noktasını 16'ya 8 vermiş. C noktasını 16'ya 6 vermiş. Demek ki şurası 2 birim. Bunu anlarım ben. C üssünü de x virgül y vermiş. Y kaçtır diye soruyor. C üssünü. Şimdi C üssünün C üssünün e, şu absisine x demiş ordinatına y demiş. Bize y'nin kaç olduğunu soruyor. Peki. Şimdi biz bunu arkadaşlar tekrar eski haline getirelim. Açalım yani tekrardan. Biliyorsunuz katlama sorularında bu bir analitik geometri sorusu olsa da fark etmez. Katlama sorularında yaptığımız şey şekli eski haline getirmekti. Yani şekli şu anda tam getirilmese de şöyle şöyle eski haline yani öyle ya da böyle eski haline getirir gibi olduk. Peki şuranın iki birim olduğunu biliyorum. Şuranın iki birim olduğunu biliyorum. Bakın D noktasının ordinatı 8. Burası 2. Tamamı 8 ise şuraya 6 kalır. Bak 8 ise şuraya 6 kalır. Tamam mı? Daha sonra ben şuradaki uzunluğa A dersem e, arkadaşlar burası 16 eksi A olur. Katlamadan dolayı bu nokta bu noktanın üstüne geldiği için burası da 16 eksi A olur. Tamam mı? Katlamadan dolayı şurası şuraya eşit arkadaşlar. Daha sonra şöyle bir şey yapalım bakın. Şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki diyelim ki şu açı alfa olsun. Şuradaki açı beta olsun. Şurada 90 olduğu için şu küçük açı alfa olur. Şuradaki küçük açı da beta olur. Şimdi arkadaşlar ben buradaki A'yı bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Bakın şöyle bir üçgen var orada. O üçgeni şuraya size resmedeyim. Şöyle bir üçgen olduğunu sanırım siz de görüyorsunuz. Hipotenüsümüz 16 eksi A. Burası 8 burası A. A'ya 6 verirseniz 6, 8, 10 üçgenini yakalarsınız. Demek ki buradaki A 6 o zaman şu uzunluğunda 10 olması lazım. Şimdi bakın 90'ın karşısı kaçı görüyor? onu görüyor. 90'ın karşısı 10. Aşağıda 90'ın karşısı şurası 2. 10 bölü 2 eşittir. Şimdi büyük üçgene baktığım zaman büyük üçgende beta'nın karşısı 6'yı görüyor. Küçük üçgende beta'nın karşısı neyi görüyor arkadaşlar? Y'yi görüyor. O zaman buradan y'yi bulabiliriz. 10 tane y eşittir 12'den y eşittir 12 bölü 10. E, sadeleştirirsem 6 bölü 5 ama dikkat edin artı 6 bölü 5 şıklarda yok ama olsa bile işaretlemeyecektiniz. Çünkü y c üssünün ordinatı olan y e, x ekseninin altında olduğu için negatif bir değere sahip. Dolayısıyla uzunluk olarak 6 bölü 5 ama koordinat olarak eksi 6 bölü 5 olduğunu unutmayacaksınız. Bu da güzel bir ters köşe. Geldim 8. soruya şekilde özdeş konteynerlardan bazıları bir gemiye yüklendiğinde üstteki görüntü oluşmaktadır geminin direği y ekseninin y ekseni üst yüzeyi x ekseni olarak kabul edildiğinde a ona 4 noktasıymış tamam buna göre b noktasından c noktasına bağlanacak ipi taşıyan doğrunun eğimi b ile c noktalarını bulmaya çalışacağız arkadaşlar bakın dikkat ederseniz A'nın yerden yüksekliği iki tane konteynerin kısa kenarı. Bak bir bu bir de bu değil mi? Totalde. Demek ki bu iki bu da iki. Çünkü A'nın yerden yüksekliği ordinatı dörde eşit olduğu için. Tamam. Şimdi o zaman bakın dikkat ederseniz burası 2 burası 2 olduğuna göre A'nın apsisi de 10 olduğuna göre yani şuraya kadar olan mesafede 10 olduğuna göre 2 artı 2 4 buraya 6 kalır. Yani konteynerımızın kısa kenarı 2 uzun kenarı 6 ymış. Şimdi C noktasını bulabiliriz aslında. Nasıl bulabiliriz? C noktasının yerden yüksekliğini hesaplayabiliriz. Yerden yüksekliği zaten bir tane kont şeyin konteynerın uzun kenarı. Bir de sola doğru gelmiş şekilde yani x ekseninin sol tarafında kalmış şekilde ee, şeyi Apsisi de eksi 2. Kısa kenar. O zaman C noktasının aslında eksi 2'ye 6 olduğunu söyleyebilirim. B noktasına baktığım zaman bakın bir tane kısa kenar gitmiş. Bir tane kısa kenar, üç, özür dilerim. Bir tane uzun kenar gitmiş. Yani 6 gitmiş. Bir de 4 gitmiş. Yani B'nin de hayır. A'nın apsisi 10. B neresi? Bir daha bir bakalım şöyle. Bak B ile A'nın apsisi aynı zaten. B'nin apsisi aynı. B'nin apsisi 10 ama B'nin ordinatı gördüğünüz gibi yerden yüksekliği 2 birim olduğu için 2. Yani 10'a 2 noktası 10'a 2'den ve eksi 2'ye 6'dan geçen doğrunun eğimini soruyor bize. Ordinatlar farkı 6'dan 2 çıkarttım 4. Apsisler farkı eksi 2'den 10 çıkarttım. Eksi 12 yaptı arkadaşlar. Bunu da sadeleşirse eksi 1 bölü 3 olur eğimimiz. Doğru cevabımız A şıkkı olarak bulunmuş olacak. 9'la devam ediyorum. Diyor ki koordinat düzemin birinci bölgesinde A 2'ye 4. Bak A noktası 2'ye 4'müş. Hemen notumu alayım. B noktası 2'ye 2. Burası 2'ye 2'ymiş. Demek ki bunun kısa kenarının 2 olduğunu buldum. Çünkü yerler arasındaki fark 2. ABCD e, alanı 16 santimetre kare olan ABCD e, dikdörtgeni verilmiştir. O zaman bir kenarı 2 ise uzun kenarının da şöylece kaç olduğunu söyleyebiliriz? 8 olduğunu söyleyebiliriz. P 15'e 0 noktası. O zaman burası 15'e 0'mış. Güzel. P 15'e 0 noktasından geçen bir D doğrusu ABC'de dikdörtgenin alanını 2 eşit parçaya bölmektedir. Şimdi şöyle bir doğru varmış arkadaşlar. Bu doğruyu daha böyle güzel çizelim. Çünkü alanı 2 eşit parçaya böldüreceğiz. Yani Aşağı yukarı şöyle bir şey olsa gerek. Alanı 2 eşit parçaya bölüyormuş. Ee, yukarıdaki şekilde D doğrusu BC'yi K noktasında kestiğine göre BC neresi lan şurası K noktası burasıymış K noktasında kestiğine göre KC kaç birimdir KC X diyerek başlayalım o zaman burası 8 eksi X olur bu alanlar eşit olduğu için burada X olur burada 8 eksi X olur tamam mı alanlar eşitse oradaki yamukların alanları eşitse yükseklikleri de aynı olduğu için tabanlarının aynı olması lazım yamukların peki buraya kadar her şey güzel her şey hoş şimdi bu biraz işlem gerektiren bir soru gibi sanki geliyor gibi sanki bana. B noktası 2'ye 2 olduğuna göre şurası 2 birim arkadaşlar. Şimdi bakın şuradaki mesafeyi A diyelim. Tamam A'nın yerden yüksekliği ne oldu? A artı 4 oldu. Şimdi şöyle yapabiliriz bakın benzerlik yapalım. Benzerlik yapalım. Diyelim ki A'nın A artı 2 oranı. A bölü A artı 2 eşittir x'in 8 eksi x oranı. x bölü 8 eksi x. Bu birinci oran oranımız. Bir de a'nın tamamının oranı. Yani a'nın a artı 4'e oranı eşittir. Bu sefer arkadaşlar x'in tamamının oranı. Yani e, şöyle yapalım. x'in tamamının oranı. Tamamı nedir? Bura 2 birim olduğu için bak b 2'ye 2 ya. Bura 2 birim. Tamamı 15 olduğuna göre bu on, 13 birim. O zaman x'in tamamına yani 13'e oranı olacak. Buradan x'i bulabilir miyiz? Ee, bence buradan x'i bulabiliriz arkadaşlar. Şunları alalım. Biraz işlem yaptıracak ama kader ne yapalım Yani yapacağız artık yapacak bir şey yok. İşler dışler yaptığımız zaman 8A eksi ax eşittir ax artı 2x. tamam mı? Öbür taraftan da 13 tane a eşittir ax artı 4x. Şimdi ax'i bu tarafa attım 13A eksi ax eşittir 4x buradan a parantezinde 13 eksi x eşittir 4x buradan a eşittir 4x bölü 13 eksi x buradan ne yaptım arkadaşlar a'yı çektim şimdi bir öbür taraftan çekeyim 8a eksi 2ax eşittir 2x a parantezinde 8 eksi 2x eşittir 2x Değil mi? Buradan a eşittir 2x bölü 8 eksi 2x. E bunları birbirine eşitlersem 2x bölü 8 eksi 2x de a'ya eşit. 4x bölü 13 eksi x de a'ya eşit. Bunlar sadeleşir. Burada 2 kalır. İçler dışlar yaparsam 16 eksi 4x eşittir 13 eksi x'e. Bunu bu tarafa attım 3x. 13'ü bu tarafa attım 3x buradan kaç gelir? 1 gelir. Zaten bize de Bakın KC'yi soruyordu. Yani X'i soruyordu cevabımız. 1 yani A şıkkı. Biraz aşağıdaki sorunun alanına da tecavüz etmiş gibi olduk. Şunu şöyle yukarı doğru alalım. Peki. Geldim buraya. Soru 10. Yine güzel sorulardan bir tanesi. Orijinden geçen K ve L doğruları verilmiştir. L doğrusu üzerinde bulunan M eksi 10'a eksi 24. Ha, bu noktanın şöyle yatayda 10 birim gittiğini düşeyde de 24 birim gittiğini 10 24 bura 26 olur 26 gittiğini görebiliyorum. Ee, peki diyor ki noktasının k doğrusuna göre simetri x ekseni üzerindeki m üssü noktasıdır. Bunun k'ya göre simetriğini aldığınız zaman arkadaşlar şurada x ekseni üzerinde bir m üssü noktası oluyormuş. O m üssü sanki küçükmüş gibi yazdık. m üssü noktası oluyormuş. Simetrik olduğuna göre şurası 90 derece ve şunlar birbirlerine eşitler. Bakın o zaman şurası açı ortay. Çünkü dikten gelen kenar orta yoluysa hem açı ortay hem x kenar. Yani şuranın da 26 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunları yazdık. Bize diyor ki e, M ve M üstü noktalarından geçen K doğrusunun P, M virgül N noktasında kesiştiğine göre. Ha, bu doğru. Şu noktada kesişiyormuş arkadaşlar. P noktası burasıymış. Burası M virgül neymiş? Bana bu M, N'yi soruyor. Şimdi bu ne? Zaten şu yerden yüksekliği. Şuraya ne diyeceğiz? E, M de aslında şu yatayda aldığı yol. Şunu sileyim. Şuranın 26 olduğunu biliyorum. Şurası da M yolu değil mi? Peki. Şimdi neler yapabiliriz bir bakalım. Bir kere arkadaşlar bakın şunu çekersek şu uzunluk 24 ya. Bu uzunluk 24. Uzunluk 24. Bunlar birbirlerine eşitlerse şu orta tabandır bak. Şu ve şuna bak. Burada 1'e 2 oranı vardır. Neden? Çünkü şu uzunlukla şu uzunluk eşit. Orta taban olması lazım. Yani 24'ün yarısından şuranın 12 olması lazım arkadaşlar. Yani n'nin eksi -12 olması lazım. Niye eksi 12 olması lazım? X ekseninin altında çünkü. N eksi 12 güzel. Şimdi M'ye baktığım zaman M zaten arkadaşlar bakın. Bura 10 birimse bura 10 birim. Geriye 16 kalıyor. 16 da bunu 8'e 8 paylaşıyor. 10 artı 8'den 18. Yani M'de eksi 18 sol tarafta olduğu için. Bunları topla eksi 30 mutlak değerini al diyor. O zaman cevabımız 30 olacak. Yani 5. Geldim buraya. 11. Şekilde verilen ABCD dikdörtgeni X ve Y eksenleriyle 4 eş parçaya bölünmüştür. ABCD dikdörtgeni orijin etrafında bir miktar döndürüldüğünde A üstü noktasının AD kenarına uzaklığı 6 birim oluyor. Yukarıdaki şekilde B eksi 11'e eksi 3'müş. B, B noktası -11 eksi 11'e eksi 11'e eksi 3'müş. A üstü de M virgül neymiş? M virgül neymiş? Bize ne soruyorsun? M artı N toplamı kaçtır diye soruyorsun. Şimdi A üssü noktasının AD kenarına uzaklığı 6 birimmiş. Yani şurası şöyle 6 birimmiş. Bu arada bu şekil sadece döndürülüyor. Dolayısıyla hep bir eşitlik var. Şimdi B noktası eksi 11'e 3 ise şuranın 11 buranın 3 olduğunu söylememiz lazım. Değil mi? Yüksekliğinin. E burası 3 ise arkadaşlar aynı şekilde şurası 3'tür. O zaman burası 3 ise şu uzunluğunda da şöyle 3 olduğunu söyleyebiliriz. Şurası 90. Şimdi dikkat ederseniz bu döndürülüyor ya. Yani şuradaki mesafe ile Şuradaki mesafe aynı arkadaşlar. Şimdi bu mesafeye bakarsam burası 3, burası 6, burası 11, burası 3. Bu mesafeyle şu yeşille şey, maviyle bu mavi eşit olduğundan dolayı çünkü şekil değişmiyor. O zaman orijinal uzaklıkları da değişmiyor aslında. Dolayısıyla arkadaşlar 9 artı 121'den burası kök 130'dur. O zaman burası da kök 130'dur. O zaman buraya x dersem x kare artı 9 eşittir 130'dan x kare eşittir 121 X buradan kaç gelir arkadaşlar? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Şöyle. Pisagor'u yanlış yaptık. Pisagor'u yanlış yaptık. Hemen gösteriyorum. Pisagor şu üçgende yapılmalıydı. Biz 3'ün karesi dedik. 9'un karesi diyecektik. 9'un karesinden 81 artı x kare eşittir 130. Buradan arkadaşlar x kare eşittir 49. Buradan da x eşittir 7. Yani şuradaki mesafe 7'ymiş. Bana ne soruyorsun? M artı ne? Şimdi zaten a üssünün e, yatayda gittiği yolun 7 birim olduğunu bulduk. Bu bize arkadaşlar m'nin ne olduğunu söyler. m'nin eksi 7 olduğunu söyler. Değil mi? m'miz eksi 7'ymiş. Güzel. Şimdi n'miz de zaten yerden yükseklik 9'muş. E bunların toplamını soruyor. 9 artı eksi 7'den 2 olacak. Yani aşık. Yani aslında şekle biraz hakim olduğumuz zaman çok zor değil ama yine de kolay sorular değil tabii ki. ABC ikizkenar üçgeni AN yüksekliği boyunca kesilerek iki eşit parçaya ayrılıyor. Tamam. Oluşan parçalar şekildeki gibi koordinat düzlemi üzerine N noktası orijine gelecek şekilde yerleştiriliyor. AN eşittir, BC eşittir, 12 birim. ha tamam. İkiskener üçgenmişim. kenar üçgenden indirilendik. iki eşit parçaya böler. BC 12 ise 6'ya 6, 6 a böler. an de 12'ymiş. Tamam, bunların hepsini yazdık. O zaman arkadaşlar, bu kesilip buraya yapıştırılıyorsa bakın, burası 6, burası 6, o zaman burası 6, o zaman burası da 6. Şimdi dikkat ederseniz bakın, 12, 12... Ee, bize şu uzunluğu, şu mesafeyi soruyor ya buradaki mesafeyi. Şimdi ben şunu çekersem, dikkat ederseniz P'den gelen AC, A üstü C üstü kenar ortay. A iki üstünden gelen B üstüne yine kenar ortay. O zaman P kenar ortayların kesim noktası, üçüncü de kenar ortay olmalı ve 12, 12, burası 12 kök 2 olacak, kenar ortay olduğu için 6 kök 2, 6 kök 2 bölecek. Bak, burası 90 derece. Tamam mı? Niye? Çünkü e, kenar ortaylarının kesim noktası buradan indirdiğim dik olacak. Burası da 90 derece, o koordinat ekseni olduğu için dikten gelen dik. Gerçi buranın dik olduğunu söyleyemeyiz ya. Şuranın dik olduğunu söyleyemeyiz ama söylememize de gerek yok bence. Çünkü dikten geldiği ve kenar ortaya olduğu için muhteşem üçlü var. Şu uzunluğun, şuradaki uzunluğun tamamının arkadaşlar kaç olduğunu biliyorum ben 6 kök 2. E, aynı zamanda arkadaşlar burası kenar ortayların kesim noktası yani ağırlık merkezi. Dolayısıyla kenara 1, köşe 2 birim. Yani 6 kök 2'yi 2 iki kök 2'ye 4 kök 2 diye paylaşacak. O zaman P'n arasındaki uzaklık yani P'nin orijinal uzaklığı da 4 kök 2 olmuş olacak. Tır dedim ve bitirdim. Evet güzel bir dersti ve çok tatlı sorular çözdük gerçekten. Bir şey söyleyeyim mi? E, bundan sonraki derste de acayip güzel sorular çözeceğiz. Yani tam böyle sınav ayarı ağzınızın tadına layık güzel sorular konuşacağız arkadaşlar. Bir sonraki derste de takip etmeyi unutmayın. O bizim zaten son dersimiz olacak. O dersten sonra artık geometri kampı videosu isteseniz de izleyemeyeceksiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.